Bismillahirrahmanirrahim. Ateşimizi yaktık. Son güz gayrı biberler şöyle yavaş yavaş yaşlanıyor. Uçlarından her ne kadar çiçek açsa da son güzdeyiz. Ama onlar gene de çiçek açmaktan vazgeçmiyor. Şu şekilde biber çiçeği ve uçlarından taze taze döküyor. Dökmeye devam edecek. Ne zamana kadar? Kırağa yalasya kadar. Ne yapacağım? Bunları toplayacağız. Hepsini toplayacağım. Bir tane bile koymadan hepsini toplayacağım. Şuna bak ya, maşallah yeşilleri de var çiçek ucu gibi. Güzel güzel, taze taze. Rabbimin verdiği çeşit çeşit nimetlerin içindeyiz. Çok şükür, bin şükür. Allah'ım nimet azgınlığı vermesin ya Rabbim. Şu bolluğa bakın. Son güzde olsa şıkır şıkır dökmüşler. Çok güzel bundan, çok güzel şeyler olur. Çok güzel. Yeşil, kırmızı karışık süper turşu olur. Bahçeden dalından biberleri topladık. Son güz biberlerini. Şöyle tazecik tazecik. Tertemiz iyice yıkayacağız tozundan, dumanından arındıracağız. Neden bahçede yıkıyorum arkadaşlar? Yıkadığım su israf olmasın diye. Ağaçların dibine dökeceğim. Yağmur yağdı ama 3-4 gündür hava kurak. Gene de yeni diktiğimiz taze ağaçlar su istiyor. Şurada bir tane fide var. Onun dibine dökeceğim. Yıkama işlemi tamam. Biberleri yıkadık. Sap kısımlarını keseceğiz. Hafiften yaracağım. Kızarmışlar ama taş gibi. Sert yani. Kütür kütür. İyice dolmalı değil. Şöyle bir bardak diyelim yağ, sıvı yağ. Yağın ısınmasını bekleyeceğim. Yani yağ kızacak. Yağ ısındı mı, ısınmadı mı kontrol edeceğim. Yağ ısınmış. Yağ ısındı. Birazcık ocaktan alacağım. Kamerayı koyayım. Birazcık ocaktan alıyorum. Soğuması için yere bırakıyorum. Şöyle. Birazcık yağ soğuyacak. Ateş yanıyor. Ya soğudu, ılıdı ya. Tekrardan ocağa aldım. Ve 2 bardak sirke koyacağım. Üzüm sirkesi. 1 2 2 bardak üzüm sirkesi koydum. Elma sirkesi de olur.
2 bardak sirkeyi koydum. İsteğe bağlı tuz. Şöyle. Sağ ol, sağ ol komşum, sağ ol. Tuzunu karıştıralım. Kaynasın. Kaynıyor. Sirkeli, yağlı, tuzlu su. Ne yapıyoruz? Biberleri. Biberleri attık ve doğradığımız sarımsaklar. Sarımsakları pişecek biraz. Biraz da biberleri yumuşayacak. Yüz biberlerini böylece değerlendirmiş olduk. Çok pişirmeyeceğiz, çok az pişireceğiz. Üç sene önce ben kırmızı salçalık biberden şöyle doğrayarak küp küp bu şekilde turşu kurmuştum. Onu 3 sene önce kurduğum turşu çok beğenilmişti. YouTube'da bir günde 100 bin tıklama olmuştu. Ama benim kanalımda değildi. Şahin video kanalında. O da bizim, bu da bizim de. Neyse. Değerli eşimin kanalındaydı. Tamam. Bu tamamdır. Çok pişirmeyeceğiz. Alacağız. Ateşten alacağım. Kaynıyor. Bir aşırı hemen kaynayacak. Bakın biberler sarardı. Yeşiller sarardı şöyle. Kırmızılar zaten kırmızı. Bir aşırı kaynayınca ocaktan alacağım. Ocaktan indirdikten sonra maydanoz koyuyoruz. Başına. Maydanozlar pişirmemize gerek olmadığı için sarımsakla bir koymadık. Süper bir turşu oldu. Harika oldu. Tuzu gene az. Her zamanki gibi. Karıştıracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kavanoza dolduruyoruz. Kavanoza dolduracağım. Allah'ın izniyle. Ya soğan güz biberleri değerlendirelim dedik. Ekmek yetiştirmek o kadar önemli değil. Toprağa attın mı Rabbim veriyor, yetişiyor. Önemli olan bunu değerlendirmek. Birazcık zeytinyağı damlatacağım. Şöyle çok az. Tencereye koydum yağ. Çiçek yağıydı. Bu zeytinyağı. Birazcık da zeytinyağı damlattık çiğ olarak. Kapağını sıkı bir şekilde kapatacağız. Kapadık ve ters. Ters kapatacağız Allah'ın izniyle. Artık kışın ya da canımız istediğinde çıkarır yeriz çorbayla. Kahvaltılık bu ama. Kahvaltıda da yenir bu.
Kapaklar yeni olursa 2 sene bozulmaz. Durur. Hiç bozulmaz yani. Bu kavanozu da doldurduk. Üzerine şöyle zeytinyağı. Çok lezzetli olacak. Süper bir turşu oluyor. Şöyle çok az suyun üzerine kapağını sıkıca kapatıp yüz biberlerinden, son biberlerinden de turşumuzu kurduk arkadaşlar. Kurduk demeyeyim de yaptık. Turşu yaptık diyelim. Çünkü kurma çiğden oluyor. Böyle pişirerek turşu yapma oluyor arkadaşlar. Yüz biberleri uçlarından güzel güzel dökmüştü. Ziyan etmeyelim dedim. Hem de iki kavanoz şöyle az tuzlu turşumuz bulunsun. Lazım olur, yeri gelir. Allah kışa yaptığımız yiyecekleri, turşuları, konserveleri ağız tadıyla yemeği nasip kısmet etsin. Herkese kısmet etsin Rabbim. Bize de kısmet etsin. Allah'ım dirliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, sağlığımızı bozmasın inşallah. Dedikten sonra sevgili arkadaşlar, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle kalın. En güzeline Allah'ıma emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Görüşürüz sevgili arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenin. Bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sesimin gittiği, ulaştığı her yere, beni izleyen herkese selam, saygı, sevgi olsun. İzmir'deki dağdaki bahçemizden, dağ evimizden. Görüşürüz.